Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyin'i merhaba. Ya Habibi ya Muhammed merhaba. Ya İmam el Kıbleteyni merhaba. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlân hedâna Allah. وما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ İhya-ulum'da gördüm, İmam Gazali Hazretleri rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Sizlere de ben nakledeyim ki, menfaattir insanları getiren vecde, cennet vaat etmeseydi Rahman kimse etmezdi secde demiş herif. Bunun gibi size de müjdeyi beyan edeyim ki, rahat oturun diye. Yatsıya kadar ve yatsıyı cemaatle kılmadan çıkmayın diye. Şu anda bunu neden söylüyorum? Nasrettin Hoca ne yaptı? Testiyi çocuğun eline verdi. Efendim, ensesine de bir tokat aşk etti. Dediler Hoca Efendi testiyi kırmadı ki niye vuruyorsun? E kırdıktan sonra vursan neye yarar? Dedi. Akşam yatsı arası burada İtikafa niyet edeceğiz. Bunda, bu süreçte, önümüzdeki mevsimde. Ondan sonra yatsıyı cemaatle kılmadan hiçbir zaman çıkmayacağız. Tamam? İnşallah. Tabii de yandım Allah diye kaçan da olabilir önümüzde Ağustos sıcaklarında. Fakat adam saunaya giriyor da keyfine terliyor ya. Sırılsıklam oluyor. Yüzü mosmor oluyor ya. Beyin kanamasından gideceksin, hele dur ya, tansiyonun mu çıktı, kalbin mi var? Herkese sauna uygun değil ki size burada. Bir de bedava doktorluk yapıyorum ya. Hakikaten diyorum bak, tansiyonu yüksek olana gelmez. Kalp hastasına gelmez. Düşük olana gelmez. Ben mesela, benim tansiyonum düşük, ben hemen baygınlık geçiririm 2 dakika dursam ya. Tansiyonum oluyor 5'e 6'ya düşer. Ha, dolayısıyla millet, yok zayıflayayım, yok bilmem keyfime gireyim diye savunalarda canını çıkarıyor ya. Günah da çıkaramıyor. Boşuna yanıyor adam, dünyada da ahirette de yanacak. E bunu. Ama siz burada terleseniz, yansanız, donsanız hepsi mizanınıza konacak. Adamlar cennete girmek için canını vermiş ya. Biz bir saat oturamasak pek bu imtihanda kazanma şansımız az olacak ve zor olacak. Onun için zamanı geldi mi yine konuşuruz. Halim Ağa'nın merkep hikayesine dönmesin. Eşek 9 türlü yüzgeç bilirmiş. Denize düştüm hepsini unudur boğulurmuş hesabı. Ondan sonra yaz geldi mi de efendim bu hadisler unutulur tabii sıcakta. Ama Türk milleti uyanıktır. Bir şeyini bulursunuz. Ya cam kenarından ya bir püfürtme bir şeyler. Kaçmaya yakın oturursunuz falan ama yine de bu fazileti ben size duyurayım ki innemel a'mal bin niyat. Buhari şerifin ilk hadis-i şerifi nedir? Ameller niyetlere göredir. Bir insan ve innemel likulli imrin ma neva, herkesin alacağı nedir? Niyetidir. Şimdi buraya gelen ne niyetle geliyor? Allah'ın dinini öğrenmek için, Kur'an'ı, hadisi öğrenmek için geliyor. İlim meclisine gelen hakkındaki bütün faziletlere nail oluyor mu?
oluyor, niyeti Allah rızası içinse. Günahları mağfiret oluyor, feyizler yağıyor, sekinetler iniyor. Olmayan kan, buradaki müjdeleri ben size senelerce anlattım. Fakat şimdi okuyacağım bir hadis-i şerif var. Bir insan şimdi aynı amelde farklı niyetlerle ne oluyor? Ecri artıyor. Farklı niyetlerle. Ama amel aynı amel. Mesela şimdi şuraya gelmeniz, girmeniz ve çıkmanız arasında olan ameller itibarıyla ne var? Burada bir defa cemaatle namaz var. Değil mi? Cemaatle namaz. Ondan sonra efendim sohbet. Ondan sonra faalemen nevzu zikir. Ondan sonra dua. Hepsi ayrı ibadet bunlar. Ondan sonra efendim bu ameller. Şimdi bir tane daha eklenmiş oluyor şu anda mesela. Nedir o? Akşamla yatsı arası camide itikaf. Bak bu ayrı bir niyet. Şimdi buraya gelen ve çıkan. Efendim nereye gittin, nereye geldin? Holaya gidip gelen gibi. Ne bileyim işte bir hoca varmış, ona gittik, iki güldük, çıktık diyenler. Enayi diller, havasını alırlar. Bir şey alamaz ki. Niyet yok. Niyet yok, sevap yok. Halbuki şuradan bir insan ne alır bu gece biliyor musun? Almadığı kalmaz, günahları da bırakır gider. Hiç günahı da kalmaz. Çünkü Resulullah müjde ver sallallahu aleyhi ve sellem. %100 kumu mağfuren lekum. Kad beddel seyyatik mahsenat. İlim meclisinden kalkarken af olarak kalkın, bütün günahlarınız sevaba dönmüştür. Bu Resulullah'ın sahih hadisidir ya, kaç tane rivati var. Şimdi ilim meclisine katılmak Allah rızası için. Namazı cemaatle kılmak Allah rızası için. Akşam yatsı cami-i şerifte itikaf Allah rızası için. Efendim, tabii başka dediğim gibi dua yapmak, amin demek Allah rızası için. Efendim, zikir yapmak Allah rızası için. Bunların hepsi burada mecmuen. Salavat-ı şerife okumak. Ne zaman Resulullah Efendimiz'e kaç defa salavat okuyoruz bu arada? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim, değil mi? Ne kadar salavatlarımız da oluyor bu arada. Bunların hepsi müstakil amellerdir. Başlı başına faziletlerdir, değerlerdir. Şimdi ben bugün hangi konuyu işleyeceğim? Bu akşam yatsı arası itikafa kısaca bir faziletini beyan edeceğim. Sonra konumuza geçeceğim tabii. Ama bunu bilerek niye bunu bildiriyorum ki? Öbürlerini duydunuz ettiniz. Bunu da duyurmuştuk ama unutmuş olabilirsiniz. Tabii seneler geçiyor. Bu itibarla bunu da tekrar niyetlere katın. Bir daha akşam namazında camiye girerken yatsıya kadar itikafa niyet yapın. Şu hadisteki müjdeyi de ilaveten defterinize katın. Enayili el-üzüm. Yok, bu dünya pazarıdır, bir daha kurulmaz. Alan alsın, kalan kalsın. Efendim, ölen gidiyor, ahiret her an yanaşıyor, dünya her an uzaklaşıyor bizden. Her alıp verdiğimiz nefes, her geçirdiğimiz gün ve gece bizden eksilenlerdir. Evet, amellerimizin karşılığını göreceğimiz ahiret yurduna adım adım yaklaşıyoruz. İlla ki kimsenin ecelini kimse bilmiyor ama mutlaka ki geçirdiğimiz vakitler ömrümüzden eksilenlerdir, değil mi? Evet. Onun için akşam itikafına girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifi: "Men akefe nefsehu fîmâ beynel meğribi vel işâ." İhya'da gördüm bunu ben. İmam Gazali Hüccetül İslam'dır. Onun aldığı hadisler hepsi sahihtir. İhya Ulumüddin'e kimse itiraz edemez. Alimlerden birkaç tanesi itiraz etti. Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda onu çağırdılar. İmam Gazali de geldi. Dediler ki bu, İmam Gazali dedi ki bu benim kitabıma itiraz ediyor dedi. Ya Resulallah dediği zaman o zamanki en büyük alime sopa vuruldu Resulullah'ın huzurunda. İftira sopası. Ve Hazreti Sıddık'a verdi. Resulullah Efendimiz kitabı baştan sonra inceledi. Hazreti Sıddık'a verdi. O da ince Hazreti Ömer. Dört halifeden İhya kitabı ellerinde ve neticede bunda benim sünnetime muhalif hiçbir rivayet yoktur buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İhya ulum. Hüccetül İslam ya. Onun eserinde. Her kim akşamla yatsı arasında
kendisini camiye hapsederse, itikafın manası zaten kendisini camide tutmak. Hapis, hapsin manası Türkçe'de nedir? Yani Türkçe hapisle Türkçeleşmiş ama Arapça hapis kelimesi Arapçadan geliyor aslında. Hapis ne demektir habeseden? Kendini tutmak yani. Mahpus da bir yerde tutulan değil mi mahpus? Dolayısıyla kim kendini camide tutar? Çıkmayacak. İtikaf bozulur. La tekellem illa bi salatin ve Kur'anin ve zikrillah. Hiç dünya kelamı konuşmayacak. Ancak namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir, zikirde bulunabilir. İşte bu şimdi en büyük zikirlerden biri nedir? İlim meclisidir. Burada konuşulanlar, dinlenenler nedir? Zikrin en eftal şeklidir ki Allah'ı hatırlatıyor bize. Dinimizi öğretiyor. İlimsiz zikir zaten neye yarar? Böyle yapan bir Müslüman, inşallah bu gece nail oluyorsunuz bu müjdeye. Yatsıya kadar sabrederek, yatsıyı cemaatle kılıp çıkarak, tabi biz de yatsıyı gece 12'ye kadar uzatmayarak tabi, o da ayrı dava yani, rahatsız olmayın. Evhama kapılmayın, hoca şimdi bu kadar müjde verdi, peşinden ne dayatacak bize acaba diye, böyle bir evham gelmesin yani. Bir sorun yok yani. Yatsı kılınacak tabi. Kâne hakkan alellâhi, Allah üzerine bir hak. Yani Allah üzerine hiçbir şey vacip olmaz ama Allah kendisi bazı şeyleri kendisine ne yapar? Efendim söz olarak, vaat olarak hak kılar. Kâne hakkan alellâhi en yebniye lehu kasran, kasrayni fil cenneti. Cennette o kişi için iki köşk bina etmek Allah üzerine bir haktır. İki köşk. İki köşk deyince sırçalı köşk, fırçalı köşk, pembe köşk, beyaz köşk gibi anlamayın. Bu nerenin köşkü? Cennetin. Cennetin bir köşkünün kaç kapısı var? 70 bin. Bir kapıdan öbür kapı görünmez. Bir hizmetçisini çağırsa her kapıdan lebbek buyur diye inci tanesi gibi hizmetçiler girer. Cennetin köşklerinin duvarlarının efendim tuğlası sıvası ne? Libnetün min zehb ve libnetün min fidda. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Cennetül meva kullâ min zehb. Meva cenneti ise tümü altın, gümüş de yok. Şimdi Allah bu kişiye cennette iki köşk bina eder buyuruyor. Burada esas anlamak, anlaşılması gereken husus neresi? Adamın cennete gireceği. Neden? Cennete girmeyenin cennetteki köşkünün ne işi var? Yani burada aslında bir cennete girme müjdesi de dolaylı olarak yapılmış oluyor. Cennete girecek ki iki köşke nail olacak. Efendim, o iki köşkün vallahi bir köşkün bir tuğlasını şimdi dünyada satmak için kapalı çarşıya getirseler altının gümüşün merkezine, vallahi diyorum bak. Niye dayanarak vallahi diyorum? Muhammed Mustafa'ya dayanarak sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Mevzu'u savtin fil cenneti hayrun mine dünya ma fiha." Bu hadis Buhari'dir. "Ve lenasifu ala rasiha hayrun mine dünya ma fiha." Buhari'dir. Evet. "Ve levenne sivaran fi yedi racilin min ehlil cenneti tala'a." Tirmizi'dir. Uzun bir hadis-i şeriftir. Bu hadislerde buyuruyor ki cennette bir kamçılık yer şu kadar, bir kamçı ne kadar yer işgal ederse dünya ve içindekilerden değerlidir. Bir hurinin başındaki başörtü dünya ve içindekilerden değerlidir. Hep bunlar Buhari hadisleri, sahih hadisler. Cennet ehlinin bir bileziği, bilezik, bilezik. Bir tuğla altın değil, bir bilezik. Efendim? Gösterilecek olsa, gökten sarkıtılsa, güneş yıldızların ışığını söndürdüğü gibi, o bileziğin parlaklığı, güneşin ziyasını sildirir.
La tamese dav eşşemsi kema tatmışüz tatmışüz şemsu dav en nücum hadiste. Evet. Bir hurinin bir cennet hatununun saçının bir teli sarkıtılsa le tezzehrafet lehu ma beynes sema velar. Gökle yer arası ışıldar, göz gözü görmez parıltıdan. Cenneti biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Görmemişin hali çok kötüdür. Allah görmemişlikten korusun. Ama kimsenin de şu anda görme şansı yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gitti, girdi, gördü, geldi, anlattı. Biz o peygambere iman ettik. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanmayan zaten mevzumuzun dışındadır. Ona da bir şey konuşmaya bir hacet yok. Allah iman nasip etsin. Hidayet versin, ıslah etsin. Duacıyız. Bedduacı değiliz. Ma bu'ithu le'anen. Resulullah buyurdu, ben lanetçi olarak gönderilmedim. Biz bedduacı olarak gönderilmedik. Allah herkese iman versin de herkes cennete girsin. Cennete herkes girer de bizim yerimiz eksilir diye bir korku yok. Zaten en aşağı Müslümana verilecek cennet 10 bu dünya kadar. He? Cehennemden en son çıkacak adama, cehennemden en son çıkacak adama cennette gösterilecek yer. Udhul veleke aşrud dünya mirara. Bukhari Müslim müttefekun aleyh. Hadis Ellülü vel Mercan kitabında. Bukhari Müslim sahihayn. Buyur cennete gir. Ya Rabbi, dona kalan dona kalır. En son cehennemden ben çıktım. Cennette yer mi kalmış ki? 10 dünya kadar versem yeter mi? E testehzi bi ente rabbul alemin. Alemlerin Rabbine benle dalga geçmek yakışır mı ya Rabbi? Serseri kul tabii ki Allah'ı alay ediyor zannetti. Allah alay etmekten münezzehtir. Efendi Hazretleri onun için der ya, bu zaten böyle akılsız olmasa en son kalır mıydı cehennemde diye. Efendim bu adam meşhurdur. Siz de gülüyorsunuz ki ulan ne manyak adammış diye, ama Hasan-ı Basri Hazretleri diyor keşke o ben olaydım. Niye? Hiç olmasa cennete gireceği hadiste garantilenmiş. Bende o garanti de yok. İmansız ölene bizim garantimiz var mı? İmanlı öleceğimize. Efendim, herkes cennete girsin. Buyursun. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah çağırıyor, davetiye gönderiyor. İşte bu sohbetler davetiyedir. Kulları çağırın, kullara duyurun, gelsinler, buyursunlar. Konuşalım. Efendim, cennet hazır. Adamlarını bekliyor. Ama cennetin köşkleri nerede yapılıyor? Dünyada. Nasıl ki cehennemin ateşi nerede tutuşturuluyor? Dünyada. Şimdi şu akşam yatsı arası bu mescidi şerifte itikaf niyetiyle oturan siz cemaati müsliminin köşkleri cennette bina ediliyor. Çünkü bu köşkler evvelce hazır değil. Neden? Rabbimiz buyuruyor ki şu ameli yapana şu köşk var. Bundan dolayıdır ki yaptığın amelden sonra o köşk bina ediliyor. Yani bu geceki amelden şimdi iki köşk alacak adam başı. İmanına göre, niyetine göre. Öyle mi değil mi? E senin bu gece bu ameli tabii ki yapacağını Mevla ezelden bilir, ama Mevla ezeldeki bilgisine göre muamele yapmaz. Ya ne yapar? Meleklerle, şahitlerle, ispatlarla, kayıtlarla, yazılarla, kiramen katibine, değil mi? Ondan sonra Rabbimiz bina yapar. Onun için bu akşam mübarek olsun köşkleriniz inşallah. İki cennette köşk alıp buradan çıkarsız. İnşallah sabaha kadar dağıtmazsız. Geçersiz televizyonun başına, oradan oraya zıplarsız. Ne köşk kalır ne saray, gece kontuya talim. Yazıklar olsun. Ne işiniz var? Karıştırmayın bu zurnaları ya. Bırakın. Ondan sonra cennette iki köşk bina etmesi Allah üzerine o kulu için nedir? Haktır. Vaattır. İnne Allah la yuhlifu'l miat. Allah sözünden caymaz. Sen bu hadis-i şerife inanıyor musun? He? Bak, inanmayan zaten hadis-i şerif ene inde zanni abdi bi fel yazunne bi ma şa'e. Hadis-i kutsi de diyor ki ben kulumun zannının yanındayım. Benim hakkımda istediği zannı şeriata uygun olarak yapabilir. Zaten böyle bir hadis var mıdır yok mudur diye şüphe edene bu iki köşk yok. Çünkü itikadı zedeli. Kim bu hadise inanıyor? İmam-ı Gazali Hazretleri bunu rivayet etmiştir diye. Bu hadise inanana bu müjde var mı?
Var. Onun itikadı öyle ya. Rabbim kulumun zannının yanındayım buyuruyor. Burası da dikkat. Bütün noktalarda bunu göz önünde bulundurun. Zannımızı hüsnü zan Allah'ımıza. Bu hadis-i şerife inanarak bu müjdeye nail olacağız. Şüphemiz yok. Şimdi tabii bu hadis-i şerifin nesi var? Nesi var? Devamı var. Müjdenin devamı da var inşallah. Onu da haftaya nakledeyim. Çünkü bu hadisle bugünü bitirmeyelim. Öbür konumuz var ya. Sahte peygamberle ilgili kıyamet alametlerini konuşuyoruz ya. 13'ündür ki konumuza geçelim. Haftaya da inşallah. Şimdi iki köşkü aldız. İdare edin. Haftaya bu müjdenin devamı, hadis-i şerif bitmedi. İnşallah devamını da benden sohbetin başında isteyin. Hani unutabilirim. Kafam her zaman yerinde yani değil. Aynı şeyi düşünmeyebilirim. Deyin ki ne oldu köşkün devamı deyin. Siz yeter ki abdestinizi tazeleyin, akşam namazına niyet edin, girin. Allah Resulü'nün buyurduğunu duyururuz. Efendim, hızlı geçiştirmeyelim diye diyorum, anlıyor musun? O müjdeyi de rahat rahat anlatabilelim. İnşallah bu itikafa bu mevsim itibariyle sohbetler yatsıdan sonraya alınana kadar her hafta nasip olsun inşallah. Tamam. Tefsirde de gördük ya, yaya giden hacılarla develi giden hacılar. Bir develi giden hacı yaya gidenin birini acıyarak biraz da sen bin diyor. O binince efendim bu deveye alışmış olduğu için yaya gelmek buna biraz zor geliyor. Tabii ki yürümeye alışana o kadar zor gelmez de binmeye alışana yürümek çok zor gelir. Onun için çok yoruluyor, bir durak yerine geliyor. Tam deveyi teslim edecek o kişi hani artık sen bin diye sahibine. O anda dalıyor. Allah dostlarından birinin başına tefsirde geçiyor. Geliyor bu hadise başına. Daldığı gibi bir de bakıyor. Cennetten melekler ellerinde altından ibrikler. Gümüşten leğenler. O yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. Yıkayınca bütün zorlukları, zahmetleri ayaklarından gidiyor. Onlar bir dinlenme mola yerinden kalkınca kuş gibi kalkıyorlar. Bazı insanlar hakikaten şaşırıyor. Adam diyor ki ben arabayla gittim daha yoruldum. Bu adam yaya geldi benim kadar yorulmadı ya. Öyle oluyor tabii. Çünkü melekler adamın ayağını yıkarsa yorgunluğunu alıyorlar. Şimdi melekler leğenle taslan gezerken yayaların sade ayağını yıkıyorlar. Sıra buna geliyor. Bu da yayaydı ya şimdi o durağa kadar emanet vermişti birini. Tam bunun ayağını yıkayacaklar. Meleklerden biri diyor ki bunun devesi var. Öbürü de diyor ki ama bir arkadaşına vermişti bu ara yürümüştü bu arayı diyor. Onu da ayağını yıkıyorlar. Uyandım ki diyor hiç yorgunluğum kalmamış. Dolayısıyla bu da sahih bir rivayettir. Efendi Hazretlerimizden çok dinledik. Yani yürüyenlerin melekler hakikaten yorgunluğunu da alıyor, kanatlarını da geriyor. Günahlar için de istiğfar ediyor. Ya melek istiğfar ediyor. Şimdi geçen derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini okumuştuk. O da neydi? Kainatın Efendisi buyuruyor. La tekumus sa'atu hatta yahruca 30 kezzaben ahirumul abrad deccal. 30 sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz, sonuncuları şaşı deccal olacak. Buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii ki bu hadis-i şeriflerde kezzap, deccal tabirleri geçmekle beraber 30'a yakın ve 30 sayısı üzerinde sahih rivayetler geliyor. 30'dan sonra da efendim yine 70'e kadar sayı yükseltiliyor. Burada bir tahdit yoktur, mübalağa vardır. Yani sınır sayı şu sınırda durur diye bir şey yoktur. Ancak Kainat Efendisi 4 tane kadın geleceğini efendim bu sayının 27 olacağını beyan etmiş. Tabii ki Rafizi, Şii, Batini, Hululi, sapık fırkalar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği dinin dışında yollara bizi davet eden
sapıkların hepsi buraya dahil olduğu için. Çünkü hadis-i şerifte Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a soruyor, kultüme ayetüm ya Resulallah, bu adamların nişanı nedir? Biz bunları nasıl tanıyacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'tûnekum bi sünnetin lem tekûnu aleyhâ yugayyirûne sünnetekum feydâ râytumûhum feştenibûhum. Size öyle bir sünnet, öyle bir metot, öyle bir usul, öyle bir şekil getirecekler ki siz ecdadınızdan, yani selefinizden, geçmiş büyüklerinizden öyle bir şey görmemişsiniz. Yani sizin benden kalan yolunuzu değiştirecekler. Siz onları görürseniz onlardan sakının buyuruyor. Dolayısıyla tabii ki illa ben peygamberim diye çıkmak şartı yok. Bu kezzaplık, sahtekarlık, deccallık, müfsitlik, bozgunculuk vasıfları umumi ve genel olduğundan illa ben peygamberim deme şartı aranmaz. Ben peygamberim demese de sapıklık yapan, yalancı, sahtekarlık yapan ve milleti ifsad eden, dinden çıkaran, Resulullah'ın şeriatını, sünnetini kaldıran herkes bu vasfa sahip olur. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Hazreti Ali Efendimiz Abdullah ibn Kevaya ve inne keleminum, sen Resulullah'ın buyurduğu o 70'e yakın, işte 30 buyurduğu kezzap deccallardansın dedi. Halbuki İbn Keva peygamberlik iddiasında değildi, ancak rafizilikte galiydi, hulattandı. Yani Hazreti Ali'yi aşırı seviyorum derken Ebu Bekir Ömer'e sövenlerden. Allah muhafaza. Tabi Hazreti Ali Efendimiz çok kızdığı için, bu Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'e kendisi çok hürmette bulunduğu için bu gibi sapıkları kendisi sağlığında zaten hizaya getirmişti. İftira sopası atarım beni onlardan üstün sayana buyurmuştu. Dolayısıyla İbnül Keva da aşırı rafiziydi. Ona bile ne dedi? Sen o sahtekarlardansın, Resulullah'ın buyurduğu deccallardansın dedi ona. Halbuki herif peygamberlik iddiasında değildi. Yani burada Resulullah Efendimiz'in buyurduğu kıyamet kopmadan deccallar gelecek, burada 27-30 gibi rakam ama 70 rakamına kadar okudum geçen hafta size. Demek ki burada tabii ki bozgunculuk vasfı umumi düşünülürse sayı 70 bini de bulur, 7 milyonu da bulur tabii. Çünkü fesat ehli çok. Şimdi geçen hafta size kimi anlattık? He? Müseylemetül Kezzab'ı anlattık. Resulullah'ın sağlığında sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıştı bu mel'unu. Sonradan Hazreti Sıddık zamanında efendim bir muharebede Yemame, değil mi? Vakasında Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Halid İbni Velid komutasında ordu göndererek bunların şerrini def etti. Geçen anlattık ki Hazreti Vahşi de ne yaptı? Efendim Hazreti Hamza'yı şehit etmesine karşılık İslam'dan evvel yaptığı hatayı karşılamak için Müseyleme'yi gebertti. Öyle derdi. Hazreti Hamza'yı nasıl gibi kayanın arkasında saklanmıştı da oku da şaşmazdı ya. Aynı dedi, Müseyleme'ye de aynı metot uyguladım dedi. Müslüman olduktan sonra bir kayanın arkasına gizlendim. Yine böyle bir de baktım tam yanımdan geç. Bir dedi oku şey ettim, ondan sonra kesme doğrama işini diğer sahabeye bıraktım de diyor. Hazreti Vahşi radıyallahu anh, değil mi Hazreti Vahşi de radıyallahu anh, tabii o da Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine bir kere de olsa nail oldu. Efendim. Şimdi bu kainatın efendisi ne buyurdu? 4 tane de ne olacak dedi? Kadın. Ne dedim size, kambersiz düğün olmaz. Erkekten peygamber oldu, karıdan ne olmaz? Karıdan her şey olur. Dolayısıyla o dönemde Secah binti Süveyd bin Yarbu Taglib kabilesinde, bu da peygamberliğini ilan etti. Temim kabilesinin tümü ona yardım ettiler. Koca kabileler. Çok da kıymetli insanlar var. Ahnef İbni Kays, Harise bin Bedir gibi
Acayip insanlar, ulu insanlar, değerli insanlar bu kadına. Kadın da tabii hünerli. Okuyor, dokuyor yani. Vahiy mahiy uyduruyor yani. Ata İbni Hacip dedi: "Edhat nebiyyetuna unsanu tifu biha ve asbahat enbiya'un nasi zikrana." Bizim peygamberimiz bir karı dedi, dönüyoruz etrafında dedi. Bu zamana kadar milletin peygamberi hep erkek oldu ama bize de bu düştü dedi. Şimdi böyle bir şey çıktı bu secah, bu da meşhur. Efendim. Orduyu hazırladı. Kurtlar, kuzular, efendim, develer. Acayip bir ordu kurdu. Yolda insanları kırdı geçirdi. Müseylemenin üzerine yürüyor şimdi. Allah zalimi zalime musallat eder işi var ya, Müseylemenin sağlığında bu oluyor. Zalimi zalime takarız Mevla buyurduğu gibi. Yolda geleni geçeni öldürtüyor. Çok büyük ordu kurdu kadın. Millet peşinde. Ya bu millete eşeğe çıkartsam evliya diye mürit bulur ya. Bu millet acayip cühela bir millet. Şimdi hakikaten tabii ki ne diyesin ya? Bu yani o zamandaki bile zafiyetlere baktığın zaman da bu zamanki millete de bir şey de diye halimiz kalmıyor yani. Bu millet hepten pusulayı şaşırtabilir yani. Çünkü o kadar akıllıysa Resulullah var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi Resulullah'a görenlerden dinden dönenler oldu. Bu kadına uyanlar oldu. Resulullah'a görenlerden ya. Yani bu acayip bir şey yani. Ebu Bekir Sıddık nasıl uğraştı? Bu 12 kabileyle işte bunlar. Hepsi bir acayip bir şey. Teğlib, temim falan. Mürtet oldular yani. Ya mesele aslında şu, Efendi Hazretlerimiz buyurduğu üzere. Yani bu millet Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor. Şudur budur da. Bu niye böyle ineğe tapıyor, maymuna tapıyor, karıya tapıyor, ateşe tapıyor, puta tapıyor meselelerine gelince buradaki izahı çok basit yani. O da nedir? Anam olsun, ağzı olmasın hesabıdır. Yani ne demek? Anam olsun, yemeğimi yapsın, bulaşığımı yıkasın, çamaşırımı yıkasın, ütülesin, süpürsün, ağzı olmasın, benden bir şey istemesin. Şimdi bizim milletin hesabı öyle. Şimdi diyor, benim Allah'ın peygamberim olsun ama işime karışmasın diyor. Ne zaman ki Allah şunu helal ettim, şunu haram ettim, içki içme, kumar oynama, zina etme diyor, ben başka bir Allah bulmak zorunda kalıyorum diyor. E tabi o zaman gidiyor ineğe tapıyor. Çünkü neden? İnek ona demiyor ki zina yapma. Maymuna tapıyor. E böyle ilah ne var? Ağzı var, dili yok böyle ilaha. Puta tapıyor. Putun önünde istişare yapıyor. Zarları, okları da tutmuş. Yola gideyim mi gitmeyeyim mi diyor. İlahıma sorayım diyor. Bir atıyor, çekiyor. İlahının önünde git diyor. Git çıkıyor, gitme çıkıyor. Kafasına göre çekiyor işte zarı, tombalayı. İlahım böyle dedi diye. Kendini avutuyor yani insanlar. İnsanlar kendini avutacak bir şeyler buluyor yani. Hakikaten buluyor ya. Acayip bir şey ya. Yani maymuna tapılıp, ineğe tapılıp, ateşe tapılıp bu insanlar var. Şu anda yani 21. asıra girilmiş ya. Bu kadar teknoloji ilerlemiş. Şu anda bunlar hala mevcut ya. Hem de kültürlü geçinen profesörlerden, bunlardan ya, aydın geçinen Budist bilmem ne. Ne ist dolu ya sonuna. Ne isti takarsan var ya. E şimdi bu yani akılla mantıkla değil ki, okumakla kültürlen değil ki ya. Bu hidayet Allah vergisiyle kardeşim. Senin benim gibi adama Allah bu hidayeti verdi yani. Biz onlardan akıllı mıydık ya? Adam gidiyor ona tapıyor. Ama meseleyi anladınız değil mi? Şimdi ben diyor peygamber. Şimdi bu karıyı niye peygamber ediyor? Diyor ki Resulullah'a uyduk ama gece teheccüde kalk. Sabah namazı kalk. Abdest al. Gusül yap. Şunu ye, şunu yeme, şunu giy, şunu giyme, şundan yat, şundan yatma. Bu din çok zor ya. Ne yaptı Nasrettin Hoca? Evlenecek karı arıyor. Götürdüler bir tanesine. Evlenmek için. Dur bir dakika dinleyeyim dedi. Allah Allah, ne iş ya. Bir de gitti. Karının göğsüne doğru kulağını dayadı. Ulan ne yapacak hoca kadına? Ta evlenmeden evvel falan zannettiler. Bir de böyle durdu. Cık. İstemem dedi, bu karıyı alamam dedi. Ya bir şey konuşmadın etmedin, nereden ne anladın dedi.
Ya onun içinde neler var dedi ya. Şunu isterim, bunu isterim, şunu isterim, bunu isterim. Bitmedi ki dedi istekleri. Daha karı bir şey demeden kulağa dayadı. E şimdi adam diyor ki ya Müslümanlık doğrudur, güzeldir ama diyor. Ben biliyorum başıma ne geleceğini diyor ya. Bir sizin cemaate gelsem diyor, anam ağladı diyor. Gece kalk, sabah yat. Aa, diyor. İyisi mi diyor, ben kendime başka bir şeyh bulayım diyor. Buluyor bir sapığı, gidiyor. Bilmiyor mu ki Mahmud Efendi Hazretleri efendim takva üzere dünyada bir tane? Çarşamba İsmaila Camisi'nde mübarek duruyor. Allah başımıza eksik etmesin. Amin. Ama adam gitmiş. Herifin birine mürit olmuş. Şeyhi de karıları dizmiş, düzmüş. He! Elini öptürüyor. Bilmem ne. Adam da boynuzlanmış, haberi yok. Ya buna şeyhim diye, şeyhim diye efendim bağlanan var ya. Böyle insanlar şu anda mevcut ya. Hem de akıllı fikirli iş güç sahibi adamlar ya. Evet. Öbürü buluyor, niye diyor? Ya kardeşim diyor, benim şeyim sakal bırak demiyor. Sarık sar demiyor. Cemaate gel demiyor. Bazıları diyor namaz kıl bile demiyor diyor ya. Bize yardım et, ne yaparsan yap diyor. Oho diyor, ben de zaten zenginim diyor. Paradan eksiğim yok ki diyor ya. Ne işim var diyor size geleyim. Bu iş böyle. Adam en büyük zenginlerden Efendi Hazretleri'ne geldiği zaman, ben iyi biliyorum 20-25 sene evvel, o zaman büyük zenginlerden, ne olur yardım yapacağım sizin kurslara dedi de Efendi Hazretleri ona buyurdu ki senin paranda faiz çok karışık, senin yardımını kabul etsek talebe zehirlenir dedi. Ya ne zaman dedi şu faizleri bırakırsan, kadın çalıştırmazsan, işini sağlamaz, ondan sonra zekatını hayrını getirirsin medreseye. Böyle bir şeyh daha var mı ya? Adam parayı getir. 100 bin dolar, 200 bin dolar. Nereden kazandın? Helal haram ver Allah'ım. Sen yer Allah'ım demiş. Bana ne diyor adamın nereden kazandığını? Allah ona sorsun. Ben hayrını alayım. Böyle bir şey var mı ya? Kaynağını sormadan içilir mi bu su? Dolayısıyla yani herkes bir şey bulmuş takılmış gidiyor da meseleyi anladınız mı? Zora gelen kendine bir şey buluyor. Doğru gitmiyor yani. Şimdi Abu Kari işini peygamber ettiler. Efendim başlarına geçtiler. Resulullah zamanında dinden dönenler oldu. Buna uyanlar oldu. Ya. Bu karı çıktı yola. Geldi şeye. Yemame'ye. Yemame neresi? Müseyleme'nin hüküm sürdüğü. O da oraları karıştırdı. Peygamberlik ilahi çok adamı o tuttu peşine. Millet ona inandı, uydu. Şimdi Müseyleme haber aldım, Secah denen karı üzerime doğru ordusuyla geliyor. Çok sıkıntıya girdi. Ve ordularını topladı. Büyük ordular yani ha. Müseyleme'nin ordusuyla İslam ordusu zor baş etti. Müseyleme bir ordu toplamıştı Yemame'de. Ebu Bekir Sıddık Halid İbni Velid'i gönderdiği zaman da o Yemame'de dünya kadar sahabe şehit oldu o savaşta. O kadar zorladı yani sahabeyi. Adam büyük ordusu teçhiz etti. Artık kadının orduları Müseyleme'nin memleketini kuşattı. Kadın hemen dedi ki ben dedi bir ileri gelen komutanlarımla istişare yapayım. Bu kadınlar da bir kitapta gördüm tabii. Yani bir karakter meselesi, Mevla'nın yarattığı şekil şu ki karar vermekte zorlanırlar. Öyle midir? Şimdi başınıza geldi mi hiç? Allah ya Rabbi bir halıcıya girersin. Ben bir halıyı bir dakikada beğenirim. Karı 50 halıyı görür beğenemez çıkar. Ya ben böyle bir şey görmedim. Alacağım bir halı ya. Memleketimi alıyorsun kardeşim. Bir halıyı al işte git. Karar veremiyorlar yani. Zaten Belkıs'ın meselesinde Süleyman Aleyhisselam mektup gönderdi ya Belkıs'a. Tacını tahtını başına geçirin, çabuk Allah'a efendim iman etsin, teslim olsun gelsin dediği zaman da Belkıs'ın şeyi istişare etti. Kâle ya eyyüvel melev eftûni fî emri mâ kuntu kâti'aten emran hattâ teşhedûn. İleri gelen Belkıs kraliçe, ileri gelen komutanlar ne diyor? Ayet bu. Bu konuda bana hüküm verin. Ben siz bir şey demeden hiçbir işte kesin karar veremem diyor. Halbuki erkeklerde
Böyle bir sorun pek olmaz değil mi? Dinler dinler ama icabında çoğu padişahlar yine kendi bildiğini yapar değil mi? Dolayısıyla kadınlarda bu kararsızlık olduğundan bu Seccah da dedi ki bu bir istişare yapayım yine tabii tam yüklenemedim Müseylemen üstüne. İstişare yaparken dediler ki ya biz burada hepimiz kırılırız. Senin peygamberliğin falan bizi kurtarmaz. Hepimiz geberiz dediler yani. Ne olsun bizim fikrimizi sorarsan sen kendini kurtarmaya bak buna teslim edelim işi. Buraya kadar geldik. Yani bir savaşa patlatmayalım şimdi. Bundan baş edemeyiz. Müseylemen'in ordusuyla sahabe zor baş etti yani. Kadın dedi ki bir bakayım dedi. Bu arada bir tane elçi gönderdi Müseylemen'e ki ya sana da vahiy geliyor dedi. Bana da vahiy geliyor dedi. Fehelümme netedâras mâvizile beynine. Ya dedi niye savaşacağız ki ya? İkimize gelen vahiyleri bir müzakere yapalım aramızda. Kadın. Femen galebe sahibi etme'u lâgar. Kim kime galip gelirse öbürü ona ümmet olur dedi. Canım fark etmez. Bunların zaten bir iddiası yok. Biz tevazulu adamlarız dedi ya. O gelmezse biz gideriz fark etmez. Geçen hafta anlattım ya ağacı çağırdı geldi. Yani. Ondan sonra Müseyleme dedi ki olur dedi. Ne kaybedecek ki? Herif zaten sahtekar. Ondan sonra böyle bir çadırdan çadır kubbeler var biliyorsun. Arapların kültüründe. Geçen şey ne yaptı? Kazzafi. Efendi ona Kazzafi der. Çok atar ya sahtekar. Kazzafi, Kazefe der. Kazzafi şeyi de bileğini de çadıra soktu ya. Değil mi? Ya başkaları girdi mi çadıra torbaya girdi gibi oluyordu. Bileğir girdi bir şey olmadı. Çölde çadır kuruyorlar. Bunlar adetleridir, örfleri. Şimdi bir tane çadır kurduttu. Dedi ki ut var. Ut kokusu biliyorsunuz. Çok güzel koku. Onun tabii buhuru vardır böyle tahta. Kabe'de falan kokucularda vardır tahta. Şey çıkarıyor güzel koku. Bundan dedi yakın dedi. Kokuyu dedi bol koyun dedi. Müseyleme. Her taraf koku koksun. Neden? Kadın dedi kokuyu aldı mı dedi aklına cima gelir dedi. Siz de bayağı tecrübeleşiyorsunuz ha. Evet. Ya kitaptan okuyorum ya. Gazeteden okumuyorum. Bu sahte peygamberlerin iç yüzünü öğreniyorsunuz yani. Evet. Kokuyu çoğaltın dedi. Kadın kokuyu kokladı mı cima aklına gelir. Hakikaten geldi kadın neyse. Dedi sana ne indirildi vahiy? İşte elem tera ila rabbike keyfe feale bil hubla falan. Başladı bu. Ayet okuyor göğe ama bütün mevzu hamilelere Allah ne yaptı? Şu nasıl doğurdu, bu nasıl çıkarttı vesaire. Kadın baktı ulan koku da mis gibi geliyor. Bu da böyle acayip vahiyler uyduruyor falan. Sonra ne indirdi dedi. Of 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 of. Allah elem tera ennallâhe halekena efvâca. Kadınları fevç fevç, bizi fevç fevç yarattı ve cealen nisâlenâ ezvâca. Nûlücü fînne ilâca, nûhrucü münne ihrâca. Başladı okuma. Benzetmiş uyduruyor ya Müseyleme üf. Bizim millet diyorum arkasında olsa cemaate uyar yahu. Şey zanneder. Ondan sonra Nuh suresi zanneder yani. Vallahi ahiracık ihracaya benziyor ya. Şimdi hep Kur'an'dan çalıyor şimdi. Benzetiyor. İşte kadınları bize eş yaptı işte. Onlarla birleşiriz. Çocuk çıkarırız. Bir şeyler bir şeyler. Kadın hafif bir güldü yani. Ulan neler söylüyor falan derken. Ya dedi yatak da hazırladım dedi. Buyur istersen tatbikat yapalım falan. İstersen yatakta, istersen ayakta vesaire. Beyitler, ibareler, şunlar, bunlar kadın işini bitirdi. He, kadın işini bitirdi. Kadın kalktı. Dedi ki yahu dedi. Şimdi dedi benim gibisi dedi. Ben dedi peygamberim dedi. Kapıda bu kadar ümmet var dedi. Benim işim bitti dedi burada. Şimdi dedi benim gibisinden böyle nikah mikah kıyınmaz. Rezillik çıkar. Bak ne yapacaksın ayıp olur dedi. Ben sana bu peygamberliği teslim edeyim dedi. Yalnız dedi, ben sana bunu teslim edince, peygamberlikten vazgeçince sen dedi benim velilerimden, akrabamdan beni nişanla iste dedi. Usulü budur dedi yani. Tamam dedi.
Hakikaten öyle oldu yani. Kadın dedi ben peygamberlikten vazgeçtim, ona teslim ettim dedi. Vahiyler birleşti yani, şeytanların çiftleşmesi. Ondan sonra bu da geldi, nişanladı onu yani. Hakikaten istedi onu. Evlendiler. Evlenince bu Secah'ın kavmi geldi. Ondan sonra Remle'de bunlar. Benu Temim, Temim oğulları kabilesi. Dediler ki ya evlenirken mehir verilir. Mehirsiz mühürsüz nikah mı olur? Mehirin ne vereceğim bu kadına dedi. Ve zaten küm salatel as. İkindiyi kaldırdım sizden dedi. Dörde insin dedi bari. Namaz da kılıyorlar ya. Namaz da kılıyorlar. Dedim size ya işte İslam'a girmiş kabileler bunlar ya. Şu rezilliğe bak ne hale geldiler. Ya. Hala Remle'de bu kitabın yazıldığı tarih tabii ki. Yani bu tarihe tabii yine nereden baksan 300 seneliktir bu. Yani şu anda ben şu andaki durumu söyleyemem. Bu 300 sene evvelki söylüyor burada. Diyor ki o da tabii Reşatî diye bir zattan oluyor. Kim bilir o da kaç yüz sene evvel yaşamıştır. Ama Benu Temim kabilesi hala ikindiyi kılmazlar. Kerime'nin mehridir, geri çeviremeyiz diye ikindiyi indirmişler yani. Hala devam eden bir şeyi var diyor kitapta. Tabii ki bu kadın sonradan İslam'a döndü. Hazreti Muaviye zamanında bu kadın İslam'a döndü ve çok güzel bir Müslüman kadın oldu. Elhamdülillah. Allah onu kurtardığı için. Sahabeyi de gördü tabii. Sahabeyi de gördüğü için tabi'in tabakasına girmiş oldu. Yani tabiattan oldu. O zaman tabii Hazreti Muaviye zamanında sahabeler var. O devreye yetişti. Müseyleme gavur gitti biliyorsunuz. Müseyleme geberdi gitti. Geçen ders anlattık işte Yemame vakasında ama bu kadına İslam nasip oldu. Elhamdülillah. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine vefatından evvel geçen derste geçti hatırlıyor musunuz? İki bilezik. Rüyamda gördüm Resulullah buyurdu iki bilezik elimi sıkıyordu, üfledim, uçtular. Bunları ben dedi Müseyleme ile Esved'e yoruyorum buyurdu. İsimlerini de verdi. Benu Müdliç kabilesi bunların reisi Zülhimar denilen Esved-i Ansi. Bu Esved-i Ansi Zülhimar yani Himar da olabilir, Himar da olabilir. Tabi Himar olursa devamlı başını böyle sararak gezdiği için örtülü manasında. Himar olursa muallem bir merkebi vardı. Rabbine secde et derdi, eşek secdeye yatardı. Efendim kalk derdi kalkardı. Böyle bir şeyler öğretmiş ona. Çök derdi çökerdi. Bunun acayip şabeze göz boğacı hokkabaz oyunları vardı. İki şeytanı vardı, cini vardı. Bütün insanların gizliliklerini haber verirlerdi. Cinler, şeytanlar kaybı bilir mi? Bilmez. Kaybı bilmez ama şimdi iki manada kayıp vardır. Kayıp ne manada vardır? İki manada. Bir kayıp vardır. Şu duvarın arkası şimdi bize göre nedir? Kayıptır. Ama bir cin oraya bir cin için kayıp mıdır? He? Veyahut orada bir insan da olsa onun için kayıp mıdır? Değildir. Cinler şeytanlar kaybı bilmez derken maksat nedir? Geleceği bilmez. Geleceği Allah'tan başkası bilmez. Ancak peygamberine dostana bildirir. Ayrı dava. Keramet olur, ilham olur, mucize olur. Ayrı dava. Ama cinler, şeytanlar neyi bilir? Neyi bilir mesela? Bizim görmediğimiz yerden onlar bizi gördüğü için. Mesela sen bir odada tek başına bir iş yapıyorsun. Yanında kimse yok. Beni kimse görmedi diyorsun. Bir cin, bir şeytan seni görebiliyor mu orada? Görebiliyor. Melek de görüyor mu? Görüyor. Dolayısıyla bu cin, senin sırrını alan bir cin. Gidip kendi adamına bildirebilir mi kahine falcıya? Ondan sonra da falcı da sana bir tutturur. Sen şöyle yapmışsın evde deyince. Peygamber geldi zannetersin sen de. Nereden bildi ya? Ulan neyi bilecek? Cini var, şeytanı var işte. Kaybı bilmez. Kayıpla ne alakası var? Senin yaptığın işi söylüyor zaten. Geleceği söylemiyor ki. Şimdi bunun iki şeytanı vardı. Birinin adı Sehik, birinin adı Şefik. Bu şeytanların buna haberleri gelirdi. Bu da şimdi adam mesela geliyor. Adama diyor ki sen dün gece evde şöyle yaptın. Adam diyor Allah Allah tek başımaydım kimse de bilmiyordu ulan. Adam hakikaten peygamber ya. Halbuki şeytan getiriyor. Böyle şeyler hala da oluyor ha.
Cinciler var, büyücüler var, hokkabazlar var. Adama bir şey söylüyor, sırrını mırrını buluyor. Adam da diyor ki vay anasını nasıl bildi ya falan. Halbuki şeytanlarla şirket kurmuş, çalışıyor. Kesiyor yani kadeve dahil. O şeytan tarafı kadevesiz, bu taraf kadeveli. Ne olacak? Fark etmez. Bunlar müşterek çalışan gruplar var. İnsanlarla cinlerin irtibatları var kardeşim. Siz bunu bilmiyor musunuz? Bilmediniz mi? Ama ne şeytanı görün ne ucu çekin. Mesele o değil. İstemiyoruz görmeyi ama görenler var. Görüşenler var. Adamın başına takarlar cini. Ondan sonra senin sırrını söyler. Sen de sana dersin ki evliya mı bu adam? Ne alakası var evliya? Eşkıya. Şimdi bu adam çok tatlı konuşurdu. Sana'yı duydunuz. Yemen'in başkenti şu anda neresidir? Sana'dır. Sana denen yere galip geldi. Resulullah Efendimiz'in bütün valilerini oradan kaçırdı. Resulullah Efendimiz'in valileri, emirleri kaçmak zorunda kaldı. Bu istila etti oralar. Necran ehli bunun haberini duyunca ona adam gönderdiler. Şehirlerine çağırdılar. Necran'daki bütün Müslümanlar buna uydular, İslam'dan döndüler. Ya bu büyük tehlike. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İki bilezik sıktı elimi, yani sıkıntı yaptılar bana. Sonra 600 kişi onlardan ordusuna kattı. Sana'yı tamamen işgal etti. İşte diğer bazı bölgeleri istila etti. Ondan sonra efendim. İçkiyi helal etti. Zinayı helal etti. Namazı tamamen kaldırdı. Öbürü ikindiyi kaldırmıştı. Bu tümden kaldırdı. Yani böyle olursa böyle uyanı çok olur değil mi? Namaz yok, abdest yok, cennet bedava. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Esved'in şerrinin kaldırılması için mektuplar gönderdi. O civardaki vekillerine, valilerine. İslam'a sebat eden bölgelere Feyruzet Deylemi isimli bir mübarek zat, hanımı Mirzebane'nin yardımıyla, Esved'in hanımı, ha bu sahte peygamber Esved'in hanımının adı Mirzebane, bu kadını zorla nikahına mecbur etmiş. Bu kadın çok hayırlı bir kadın, mübarek bir kadın, Faris ehlinin büyüklerinden, eşrafından zorla almış bu kadını. Bu kadıncağız onun elinden kurtulmak için işbirliği yaptı Feyruz Hazretleri ile ve Feyruz Hazretleri efendim bir gece baskınıyla, karısı da kapıyı açınca bunu gebertti elhamdülillah. Ezan okundu sabah, neşhedü ennel esvede kezzabun diye, Esved denen sahtekardır diye onun memleketi, dünya onun. Bir ilan yapıldı sabah ve onun üzerine sabah ani baskınıyla İslam ordusu hücuma geçti. Buna inananları geberttiler. Adamları dağıldı. Çok insan katloldu. Helak oldu mürtetler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e gece vahiy geldi. Efendimiz'in sağlığında oluyor. Ama vefatına çok az kalmış. İki gün kalmış vefat edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ya İbn Ömer Hazretleri buyuruyor ki gökten gece Esved'in öldürüldüğü gece Resulullah'a gökten haber geldi. Resulullah vefatına 2 gün 3 gün kala sargılar içerisinde zorla kollarına girdiler. Zorla mübarek yürüyerekten sahabeye çıktı. Buyurdu ki Kutilel Esvedül Bariha. Dün gece Esved gebertildi. Halbuki haber maber hiç gelemez. O zamanki yol vasıtalarıyla. Katelehu raculun mübarekun an ehli beytin mübarekin. Mübarek bir hane halkından mübarek bir zat onu gebertti dedi. Ya Resulallah men hüve dediler. Kime nasip oldu bu iş? Feyruzü't Deylemi ismini de verdi. Feyruz'a nasip oldu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Esved'in gebertildiğini, bu fitnenin önlendiğini ashabına müjdeledikten bir gün sonra vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Esved'in öldürülme haberi Medine-i Münevvere'ye ne zaman geldi?
ayın sonunda geldi. Resulullah Efendimiz Rebiülevvel 12'sinde doğduğu gün vefat etti. Hazreti Sıddık'ın ilk fetihi bu olmuştu elhamdülillah. Böylece bunun şerri de def oldu. Resulullah Efendimizin de yine bir müjdesi zuhur buyurdu. Evet. Ondan sonra kimler çıktı? Çok. Tabii ki bunlara bir ders daha değinmemiz icap eder. Tuleyha var. Muhtar İbni Ubeyd var. Ondan sonra efendim Yahya İbni Zikraveh var. Ebu Tahir'il Kırmıtı var. Şelkani var. Bayağı bir sapık var. Resulullah Efendimiz kaç tane buyurdu? 30'a yakın buyurdu. Aynısı çıktı. Efendim Fezari var vesaire. Bunlar hakkında bir ders daha yapalım. Bir de tabii günümüzle ilgili de önümüzdeki hafta bir şeyler de katalım. Günümüzdeki sahtekarlar Mehdi'yim diye çıkan. Şimdi peygamberlik pek geçer meslek değil. Peygamberim diye çıkan az kaldı da. Bu Mehdi'lik şu anda geçer akçe. Önüne gelen ben Mehdi'yim diye çıkıyor. Şimdi bir de tabii bu var. Tabii ki bu sohbetlere devam edenler kimin ne mal olduğunu ayıracak ayetleri, hadisleri, alametleri alıyorlar. Bu sohbetlere devam eden Müslümanlar uyanıyorlar. Mizanı, ölçüyü, teraziyi kuruyorlar. Bu terazi olduktan sonra Allah'ın izniyle sapıtmak söz konusu olmaz. Ama tabii ki ilimden mahrum olan cahiller önüne gelene sensin diye uyuyorlar. Allah muhafaza pahalıya mal oluyor. Dünya işinde uysan da malın gitse, evin gitse, araban gitseye benzemiyor. İtikadın gidiyor, dinin, imanın gidiyor. Ya bazen namusun da gidiyor, malın, canın gidiyor. Yani sapıklara uymanın bedeli çok acı ödeniyor. Şu anda bile biz ne aileler duyuyoruz, ne yuvalar dağıldığını duyuyoruz. Sahte şeyhlere, sahte mehdilere uyup da malı canı heder olan, telef olan Müslümanlar geliyor bize ya. Ya. Şimdi millet anlamıyor. Ondan sonra hoca kendini mi beğeniyor, onu beğenmiyor mu? Bir şeyler zannediyor. Halbuki biz en çok kendimizi kötü görüyoruz ama sahtekarlara karşı uyandırmamız bizim boynumuza borçtur. Çünkü sahtekarlar ondan sonra bak nelere mal oldu gördünüz değil mi Türkiye için? Müslümanları hakkında ne kötü sonuçlara gitti değil mi? Bu gibi sahtekarlar, 3-5 sahtekar çıkarılarak da Müslümanlar ne zarar gördü değil mi? Onun için sahtekarları tanımak, tanıtmak, haftaya da biraz günümüzle ilgili birkaç efendim alamet ve nişan vermek ve sizi uyarmak istiyorum inşallah. Haftaya da devam ederiz konularımız Allah Celle Celaluhu müsaade ettiği kadar. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyni merhaba. يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا